Pardon, yayındayız. Yani şeyi bilseniz... Buyurun hocam. Yayını engellemeyelim. Haber ver. Rahat çekil. Sağa çevir.
Elinize dikkat edin. Evet, dikkat edin. Biraz daha gel abi. Biraz daha gel. Gel 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 gel. Sevgili dostlar, sevgili canlar. Bu pandemi döneminde kalabalık olarak yan yana geldik. Biraz erkanımızı yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugünlerde, bu hastalık günlerinde Hasan Salsık canımızın, kardeş hocamızın hakkı yürümesi dolayısıyla beraber olduk. Biz Salsık ailesi olarak sizlere teşekkür ediyoruz, mihman oldunuz. Bugünlerde, bu acılı günlerinizde bizimle beraber oldunuz. Hepinize saygılarımız, sevgilerimizi sunuyoruz. Burada bugün Hasan kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Cenab-ı Allah onun mekanı cennet eylesin diyorum. Kendisini Ehl-i Beyt'in katarından Hazreti Peygamber'in sancağı altından toprağa nasip eylesin. Erkanımızı yürütmekle biat edeniz var yine bizim Salsık ailesinden. Biat edemeyiz erkanı yürütecek. Evet, Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkanımız, sizin Genel Başkanı, CHP Genel Başkanımızı, Başkanımız, Belediye Başkanı'ndan Sivil Toplum Örgütü, mensupları, sevgili canlar, bizimle beraber olduğunuz sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Şimdi, Nihat Eden'e Erkan'ı yürütmek üzere veriyorum.
Hepinizi tekrar hoş geldiniz, saygılarımı sunuyorum diyorlar. Evet. Fahri Kainat, alemlere rahmet verelim. Muhammed Mustafa'ya ve Ehl-i Beytine canı gönülden selamat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala Ali Muhammed ve evladı Ehl-i Beyt. Allah'ın selamı ve rahmeti, Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Hazreti Ali'ye Mürteza'nın, onların evlatlarının ve cümlenizin üzerine olsun. Değerli canlar, bugün Hasan Sadık canımıza hafta oluyoruz. Allah daim daim rahmet eylesin, mekanı cennetle uşağıda olsun. Geride kalanlara Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat versin, metanet versin, hastalarımıza şifa versin. Yaşlılarımıza elden ayaklar düşürmeden sağlıklı ömürler versin. Gençlerimize Cenab-ı Allah sevap vermesin. Değerli canlar, ölüm iki türlüdür. Bir nicelenin canı ölür, bir nicelenin beni ölür. Ol can ki aşktan ölür, sen ölür, can uyanır. Can cana, gönül gönüle geldi. Sulduk kalktın divanına, sığındık kalktın rahmetine, merhametine. Hatta yürüyen canımızın etrafında döndük, pervane olduk değerli canlar. Her can önümü tadacaktır, her şey aslına geri dönecektir. Yüce Allah'ın muradı budur, en tarafa gönül hatta. Şu dünyada bir hal geldi başıma, yeksan geldim yine yeksan giderim. Geçti ömrüm, dem sürmedi fanide, pişman geldim yine pişman giderim. Kimseye yar olmaz bu fani dünya, şahlar, padişahlar hepsi sırada. Şarj olup da eremedim murada, üryan geldim yine üryan giderim. Hepimiz üryan geldik, üryan gideceğiz değerli canlar. Onun için biz bu dünyada sadece iki metre bez götürmeye geldik değerli canlar. Yine filimiz Hünkar Hacı Bektaş Şimeli buyurur ki, ölüm denen şeyde niye korkuyorsunuz ki? Yeter ki günah denen suç bulunmasın üzerinde. Çünkü haram kazancınızın azabı var ama helalın da hesabı var. Helal kazancınızda neyin hesabı var derseniz, helal kazancınızda dahi yetimin, yoksulun hakkı var değerli canlar. Hüseyin Beyhude affetme açar, bir kapı kaparsa birini açar. Buna dünya derler, hepsi geçer. Hangi günü gördün akşam olmamış? Evet, her günün akşamı ama her akşamın da bir sabahı var değerli canlar. Güneş sabah doğar, akşam batar ama yeniden doğar. Ölüm sonsuzluk değil, son değildir, sonsuzluktur değerli canlar. Güneşin yeniden doğduğu gibi. Hani Meryem, hani onun oğlu İsa, Firavun kavmiyle cenk eden Musa, elinde ejderha olurdu asa ama o da kurtulmadı ecelerinde değerli canlar. Demek ki herkes ölecek, her can ölümü tadacak. Ne kadar güçlü kuvvetin elinde olursa olsun ölümü tadacaktır. Onlar kurtulmadı ecelerinde. Var mıdır dünyaya gelip de kalan gülü baştan başa muradı alan, muradı, mahsudu, hepsi yanar, ölümü dünyada hakikat gördük. Ama ölümü hakikat gördük de diyor ya, ölüm güzel şeydir. Bunun perde altındaki haber. Ölüm güzel olmasaydı ölür müydü peygamberler? Ama marifet odur ki Azrail'e hoş geldin diyebilmektir hüner. İnsanların da Azrail'e hoş geldin diyebilmesi için yüzünün, ak, gönlünün pak olması lazım. Üzerinde kul hakkı olmaması lazım. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, ey huzura kavuşmuş benlik, dön Rabbine razı etmiş ve edilmiş olarak. Nasıl razı edeceğiz değerli canlar? Öldükten sonra kimsenin kimseden alacağı bir şey yoktur. Hayattayken bu huzuru yakalayacağız. Hayattayken barışı yakalayacağız. Hayattayken birimiz de hem razı olacağız hem de razı edeceğiz değerli canlar. Bunu yaşarken bilseyse o zaman işte dünyanın huzuruna, barışına tatlı yapmış oluruz değerli canlar. Hatta yürüyen Hasan Saltık da canımızda şöyle diyor. Canlar, aranızda yedim, içtim, kurdum, göçüyorum. Bir yudum suyun, yedi alın yolu. Tuzun, ekmeğin, bir acı kahvenin dahi 40 yıl hasırı var diyoruz. Bir tebessümün dahi hakkı vardır değerli canlar. İnsanlar sabah bir komşusunu görüp günaydın dediği zaman işte bunun bile ve güler yüzle bir günaydın dediğin bunun bile hakkı vardır değerli canlar. Onun için öldüğümüzde bize önce komşularını sorarız. Hatta yürüyen canımız Hasan Saltık da şöyle hal diliyle şöyle diyor. Canlar, benim teneşirde, canım hak yolunuzda. Aranızda yedim, içtim, kurdum, göçüyorum. Bana dünya, ahiret ve komşuluk haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal. Bir dahi helal ediyor musunuz? Helal. Bir dahi helal ediyor musunuz? Helal. Hak Muhammed Ali de sizlerden razı olsun. Allah Allah. Allah Allah. Ya Rabbi,
Ellerimizi açtık, boynumuzu büküp sana yalvarıyoruz. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Allah Allah. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Allah Allah. Ya ilahi kainatın yaratısı, ruhların alısı, rahmeti sonsuza yüce Allah'ın. Sana varan Hasan Saltık canımızın ruhunu şad eyle ya Rabbi. Kabrini, nur mekanı, cenneti neva eyle ya Rabbi. Allah Allah. Hz. Muhammed Mustafa'nın ve Ehl-i Beyt'in şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Allah Allah. Ya ilahi Kevser'in sakisi olan Ali el Mürteza'nın elinde susuzluğunu gider ya Rabbi. Allah Allah. İmam Hasan ve şehitler Şah-ı İmam Hüseyin'in sevgisine mazhar eyle ya Rabbi. Allah Allah. Gerçek erenlerin ve hak velilerin ruhuyla da ruhunu şad eyle ya Rabbi. Allah Allah. Ya ilahi bizler dahi bu hal ile hallendiğimizde son nefesimizde hak la ilahe illallah Muhammeden Resulullah Aliye Veliyullah diyebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahi Hasan Saltık canımızın yakınlarına, sevenlerine, gönül dostlarına sabır, sağlık, metanet, ihsan eyle ya Rabbi. Cümlemizi güruhun aciden, katarı ehli beytten, rızayı haktan ayırma ya Rabbi. Sübhane Rabbi kerabı izzet almayı sıfır ala mürselim velhamdülillahi Rabbil alemin. Geçmişlerimizin ruhu için özellikle bugün Hakk'a uğurladığımız Hasan Saltık canımızın ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Değerli canlar, cenaze namazına duracağız. Yer yok mu oradan? Değerli canlar, cenaze namazına duracağız. Cenaze namazı bir niyet, dört tekbir. Dört tekbir dediğimiz Alevi erkanında dört kapı vardır değerli canlar. Birinci kapı şeriatlıktır. Cenazemiz yıkanır, cismi farklı olur. İkinci kapı şeriattır. İkinci kapı tarikattır. Rızalık alınır, rızalık verilir, rızayı hak olur. Üçüncü kapı da affı mahfiret kapısıdır. Ellerimizi açtık, duamızı ettik, affı mahfiret olur. Dördüncü kapıda cenazemiz mezarlığa gider, toprağa sırmanın sırrı hakikat olur. Evet, dört tekbir üzerine. Birinci tekbirde Sübhaneke ya Rabbi sana hamd ederim. İsmin tuttu, şanı yücedir. Senden başka tapılacak bu mağlup yoktur. Önce şunu bilelim. Herkesin dini kendine yüce, benimki hepsinden yüce değerli canlar. Onun için bildiğiniz duayı Türkçe olarak Sübhaneke okuyor. İkinci tekbirde Allahümme salli ve Allahümme barik beraber okur. Ya Rabbi İbrahim ve İbrahim evladına verdiğin rahmetle Muhammed ve Muhammed evladına da nasip eyle. Ya Rabbi İbrahim ve İbrahim evladına verdiğin bereket gibi Muhammed ve Muhammed evladına da nasip eyle. Üçüncü tekbirde cenazeye ait duamız vardır. Ya Rabbi hakka yürüyen Hasan Saltık canımız senin kulundur. Hata işlemişse hatalar mahveyle. İyilik etmişse iyiliklerini artır. Cümlemizi, burada bulunanımızı, bulunmayanımızı, büyüğümüzü, küçüğümüzü iman üzere yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Dördüncü tekbirde de sağa selam verip, sağ elimizi sola selam verip söylerim. Önce niyet edeceğiz. Her kişi niyetine Allah için salata, Muhammed, Mustafa ve Ehl-i Beyt için salavata, beyt için duaya uyduk 12 imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla. Ya Rabbi hatta yürüyen Hasan Saltık canlısını hatta işlemi saklarına böyle iyilik etmesini cümlemize burada bulmanımızı büyüğümüzü, küçüğümüzü iman üzere yarışmayı nasip eyle. Allahu Ekber. Esselamu Aleyke ve Rahmetullah. Esselamu Aleyke ve Rahmetullah. Allah rızası için namazlarımızı, niyazlarımızı, dualarımızı kabulü için El-Fatiha, esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla hamd alemler sahibi yüce Allah içindir. Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir. Günü gelince ancak odur hesap soracak. Tek sana tapan senden medet umanlarız biz. Sapıtmışların yoluna düşmekten koru bizi. Doğru yoldan ayırma bizi aman Rabbimiz. Değerli canlar, cenazemiz küçük yanı mezarlığına gidecek. Biz burada gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun.
gider olduk dostumuza, eremedik kastımıza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Ecel bükem elimizi, söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun. Derviş şunu söyler sözü, yaş doludur iki gözü, bilmeyen de bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Tekbir verin de cana, canımız düşsün yola, Hakk'a yürüyen Hasan Sattık canımız bizden ayrıldı, 12 mamuk atarından ayrılmaya, gerçeğe hı. Bu tarafta yalan.